Bugün size Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olan kişiyle evlendikten sonra Green Card'a nasıl başvuru yapılır, hangi formlar doldurulması gerekli, başvuru ücretleri ne kadar, başvuru sırasında gönderilmesi gerekli olan belgeler neler, başvuru paketi nasıl dosyalanmalı, başvuru yaptıktan sonra hangi adımlar sizi bekliyor, adım adım bunlardan bahsediyor olacağız. Burada vereceğimiz bu bilgileri avukattan veya bir danışman firmadan istediğiniz takdirde sizden sağlam ücretler talep edeceklerdir. Hadi başlayalım o zaman. Herkese merhaba. Team Fit'in California Ecem ben. Ömür ben de. Biz bu başvuruyu yaklaşık bir ay önce yaptık. O yüzden bilgiler bayağı taze. Öncelikle bizim durumumuzdan kısaca bahsedelim. Ömür Amerikan vatandaşı, ben Türk vatandaşıyım. Ben buraya turist vizesiyle geldim Şubat ayında. Daha sonrasında Ömür Amerikan vatandaşı olduktan sonra biz Haziran ayında burada evlendik Amerika'da. Daha sonrasında Temmuz ayında benim Green Card başvurum için gerekli olan formları hazırladık. Başvuru evraklarını ve formları tamamlayarak başvuruyu posta yolu ile USCIS, yani bir diğer adıyla Amerikan Göçmenlik Bürosu'na gönderdik. Bu arada biz başvuruyu Amerika'dan yaptığımız için doldurmamız gereken formlar çok çok daha fazlaydı. Bu formların daha fazla olmasının sebepleri arasında ise Green Card çıkana kadar sonuçta Ecem'in burada kalması devam edecek ve o sırada hem çalışması hem oturma izninin olması gerekecek. O yüzden onlarla ilgili başvuruları da aslında Green Card paketiyle birlikte gönderiyorsunuz. Bu formlar için önceden ünvanları belirtelim. Çünkü bu formlar içinde ünvanlarımız var. O ünvanları önceden belirtelim ki formlar kısmında açıklarken herhangi bir karışıklık olmasın. Burada ben petitioner olarak geçiyorum. Yani Amerikan vatandaşı olan kişi bu formlarda petitioner olarak geçiyor. Ecem de burada applicant olarak geçiyor. Esas green card'ı alacak kişi olduğu için ben petitioner, green card'ı alacak kişi de applicant olarak geçiyor. Şimdi formlardan bahsetmeye başlayalım. 9 adet form var. Bunların 8 adeti doldurulacak olan form. İlk başlangıç olarak G1145 formu. Bu aslında bu paketin en kolay formu. Sadece isim, soy isim, telefon numarası, bir de e-posta adresini giriyorsunuz. Bu ne sağlıyor size aslında gönderdikten sonra? Eğer başvuru paketiniz kabul edilirse size mesaj geliyor. Normalde posta yoluyla size evrak gönderiyorlar, hani kabulüne dahil, ama eğer bu formu doldurup formların üstüne iliştirirseniz bununla birlikte mesaj veya e-posta olarak bildirim alabilirsiniz. Bunu muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. En basit formlar arasında bu geçiyor aslında, 1145 formu. İkinci form E-130 formu. Bu da en baba formlar arasında buradaki. Bu formu petitioner, yani ben doldurdum Amerikan vatandaşı olarak. Bu formdaki amaç aslında ABD'ye kimi getirmek istiyorsunuz onu beyan ediyorsunuz bu formda. Bu durumda eşim için doldurdum bu formu. Bu formla birlikte ikişer adet olacak şekilde 2 inçe 2 inç normal aslında Amerikan vize pasaport fotoğraflarından hem Ecem için 2 tane hem benim için 2 tane olacak şekilde dosyaya eklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu formun bir ücreti var. Şu anda güncel ücreti $535. Bunu çek yazarak veya kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Bunlardan en sonra bahsederiz tekrardan. Üçüncü formumuz E-130A formu. Bu benim dolduracağım bir formdu. Bu form benim hakkımda genel olarak bilgiye sahip olmaları adına istenen bir formdu. Dördüncü formumuz E-485 formu. Bu benim için çok önemli. Çünkü Green Card başvuru formumdu bu. Bu formun toplam bedeli $1225. E-485 formunun yanında ekstra 2 adet vesikalık fotoğraf da göndermeniz gerekiyor dosyayla birlikte. Bu formu Amerika'da olup başvuruyu yapan kişinin doldurması gerekiyor. Eğer Amerika'da değilseniz, Türkiye'den başvuru yapıyorsanız bu formu doldurmanız gerekmiyor. Sıra geldi 5. forma, E-693 formu. Bu doktordan alacağınız sağlık raporu aslında. Sadece bunun ilk sayfasında belli bir kısım var. İsim, soy isim, işte adres bilgilerini giriyorsunuz. Onun dışında geriye kalan kısmı doktor sizin adınıza doldurup imzalıyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Önceden randevu almanız lazım. Bu sadece
Amerika'nın, daha doğrusu Amerika Göçmenlik Bürosu'nun anlaşmalı olduğu doktorların verdiği bir rapor. Oraya gitmeniz lazım. Her doktordan gidip alamıyorsunuz. Biz bunu San Diego'da, Amerika'da yaptık. Bunun belli bir bedeli var tabii ki. Türkiye'de birazcık daha uygun fiyatı. Burada biz 450 dolara tamamladık bu formu. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Bu formla gidiyorsunuz. Sizi muayene ediyor. Kan testi yapıyor. Birkaç işte kontrol yapıyor. Ve aynı zamanda aşılarınıza bakıyor. Eksik aşınız var mı diye. Aşı kartınız yoksa genel birkaç aşı oldu. Ben 3 tane. Evet. Yok, 2 tane. 2 tane oldu. 2 aşı, evet. Ama karma aşı. Karma aşı olarak eşitti. Geldik 6. formumuza. E-864 formu. Bu form aslında aile bireylerinin geçimini sağlayacağını gösteren bir form. İşte yıllık kazancınızı, ne kadar kazanca sahip olduğunuzu gösteriyor ve aslında bir sponsorluk. Ben burada Amerikan vatandaşı olarak Ecem'e sponsor oluyorum ve hani yıllık gelirim ne kadardı? Son 3 sene içinde yaptığım vergi beyanları, isterseniz son 1 seneyi de kapsayabilirsin. O size bağlı. Ben son 3 seneyi gösterdim. Son 3 senede ödediğim vergiler, onun dışındaki kazançlarımı aslında raporlayan bir form. Yıllık kazancınızın belli bir tutarın üzerinde olması lazım sponsor olabilmeniz için. O da aslında bizi 7. forma götürüyor. 7. form E-864P formu. Bu form doldurulması gereken bir form değil aslında. Sadece bir sayfalık bir çıktı. 2019 yılına ait ne kadar kazanmanız gerekiyor yıllık olacak şekilde onu gösteren bir form. Bu tutarın üzerinde olduğunuzu zaten E-864 formunda belirtmiş olmanız gerekiyor. Bu da sadece aslında onlar için bir referans. Hani işte ben bu tutarın üzerinde kazanıyorum tarzında. Bu tutar ne olacak derseniz onu açıklamalar kısmında koyuyorum. Çünkü aile bireylerine göre fiyat değişiyor. Mesela şu anda 2 kişi için yaklaşık 25 bin doların üzerinde kazanmanız gerekiyor. Yaklaşık söylüyorum, açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü bu mesela eğer aile bireyi 3 kişi ise, 4 kişi ise, 5 kişi ise buna göre fiyat değişiyor. Geldik 8. formumuza. E-765 formu. Bu form bana Amerika'da green card çıkana kadar çalışma izni ve oturma iznini sağlayacak olan formdu. Normalde ücretli bir form aslında bu form. Ama E-130 ve E-485 formuyla birlikte doldurduğunuzda ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz. Bunda ekstra dosyanın içinde 2 adet vesikalı fotoğraf göndermeniz gerekli. Bu formu yine ben doldurdum, ben imzaladım. Benim için önemli bir formlardan bir diğeriydi. Bunu Türkiye'den başvuruyu yapacak kişilerin doldurması gerekmiyor. 9. formumuz E-131 formu. Green Card başvuru sürecinde yurt dışına çıkmak, Amerika dışında herhangi bir ülkeye gitmek çok olumlu şekilde değerlendirilmiyor açıkçası. Çok tavsiye edilmiyor. Bu formda benim oldu ki acil bir durum oldu. Yurt dışına çıkmam gerekli. Onu sağlayacak olan, onun iznini bana getirecek olan form. Bu belge sayesinde onaylandığı takdirde geçici olarak yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Ayrıca yine bu dosyayla birlikte 2 adet vesikalık fotoğrafta dosyanızın içinde olması gerekli. Evet, doldurulması gereken formlar bunlardı. Ama bunun dışında tabii bazı ekstra evrakları dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Bunlar neler? İlk olarak petitioner, yani benim burada Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olan kişinin doğum sertifikası ve ya da Amerikan vatandaşlık sertifikası. Bu işte doğum sertifikası olabilir ya da sonradan kazanılan Amerikan vatandaşlığı sertifikasının bir kopyası. 2. Applicant pasaport fotokopisi. Yani burada Ecem oluyor. Ecem'in pasaportunun ilk sayfasının fotokopisini eklemeniz gerekiyor. 3. Yine Ecem'in doğum sertifikası. Bu aslında Türkiye'de nüfus kayıt örneği olarak geçiyor. Bu arada İngilizce olması lazım. Eğer Türkiye'den alırsanız bunu İngilizceye çevirmeniz lazım. Ama en kolay yol, eğer Amerika'daysanız gidip konsolosluktan alıp direkt İngilizce veriyorlar zaten. Türk konsolosluğundan alabilirsiniz. Biz öyle yapmıştık. Buradan direkt Los Angeles konsolosluğuna gidip Türk konsolosluğunu oradan İngilizce bir şekilde aldık bu belgeyi. Aynı zamanda bunun da kopyasını dosyamıza ekledik. 4. evlilik cüzdanının fotokopisi. Biz burada San Diego'da evlendik. Zaten direkt İngilizceydi. Bunu muhakkak eklemeniz lazım. Aynı zamanda isim değişikliği de olduğu için bizim durumumuzda. Ecem benim soy ismimi kullanmaya başladı. Bu da aslında bir kanıt. Soy isminin değişikliğini gösteren bir kanıt. Green Card ona göre çıkacak. O soy ismine göre. Evlilik cüzdanınızın muhakkak olması lazım. 5.
E-94 formu. Bu ne formu aslında? Amerika'ya girişte size kapıda polis bir aslında form doldurmuş oluyor sizin adınıza. Bu da sistemde gözüküyor. E-94 formunun fotokopisi gerekiyor. Aşağıda açıklamalar kısmını linkine bırakacağım. Buradan belirli bilgileri girdiğinizde sizin hangi vizeyle Amerika'ya giriş yaptığınız, hangi tarihte, isminiz, soy isminiz, doğum tarihini gösteren bir belge. Açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda oradan da bu forma ulaşabilirsiniz. Ve ekstra olarak vize sayfanızın fotokopisi gerekiyor. Amerikan vizesi. Bizim durumumuzda Ecem'in turist vizesi vardı. O sayfanın fotokopisini dosyaya eklemeniz gerekiyor. Altıncı olarak ise petitioner, yani bu durumda ben oluyorum. Benim son seneye ait vergi beyanı veya E-864 formunda açıklarken bahsettiğimde son 3 sene de seçebiliyorsunuz. Eğer öyleyse son 3 seneye ait vergi beyanınızın fotokopisini eklemeniz gerekiyor. Bu vergi beyanlarıyla birlikte aynı zamanda W-2 formlarını da ekleyebilirsiniz. W-2 formu aslında Amerika'da çalıştığınızda her sene size verilen, çalıştığınız yerden ne kadar para kazandığınızı gösteren bir belge. Bunu da vergi beyanlarıyla birlikte dosyanıza eklemeniz gerekli. Yedinci olarak burada yine petitioner, yani bana ait pay stubları, yani ne oluyor? Maaş bodroları, son döneme ait işte son 6 aldığınız belki maaş bodrolarının kopyalarını dosyaya eklemeniz gerekiyor. 8. ve son olarak ise çalıştığınız yerden çalıştığınıza dair bir mektup. Bunu insan kaynaklarından birisi de yazabilir ya da müdürünüz de yazabilir. Hani bu eleman bizde çalışıyor, senelik şu kadar maaşla çalışıyor ve bundan sonra da o arkadaşla çalışmaya devam edecek tarzında bir mektup. Buraya kadar bahsettiğimiz tüm form ve evrakların hepsi gönderilmesi zorunlu olan evraklar ve formlardı. Ayrıca ilişkinin gerçek olduğunu kanıtlayacak belgeleri de dosyanıza ekleyebilirsiniz. Ya da sizi Green Card görüşmesine çağırdıklarında görüşmede de yanınızda götürebilirsiniz gerekli olan kanıtları. Biz bazı belgeleri bu paketimizde ekledik. Mesela fotoğraf albümü yaptık. Bu zorunlu değildi, tamamen bizim tercihimizdi. Görüşmeye gittiğinizde de fotoğraf albümü veya diğer başka kanıtları da yanınızda götürmeniz gerekli. Ayrıca gönderdiğiniz başvuru paketini mutlaka yedekleyin. Mutlaka bir kopyasını elinizde bulundurun. Oldu ki dosyanın başına bir şey gelir, bir aksilik olur. Tekrar bütün bu evrakları toplamakla, düzenlemekle yeniden uğraşmak zorunda kalmazsınız. Tüm bu başvuru paketinin maliyeti bize ne oldu? Bir kez zaten hani önceden formlardan bahsetmiştik fiyatlarının ne olduğunu. Baştan özet alırsak E-130 formuyla $535, E-485 formuyla $1225, bu $1760 formlara giden para. Ayrıca buna da sağlık raporunu da eklersek $450 gibi bir tutar var. Toplam maliyet $2210 oldu. Eğer bu süreçte avukat ile çalışmak isterseniz bu oldukça yüksek bir maliyet daha ekleyecektir. Çünkü yaklaşık $1500 ile $3000 arası avukat masrafları var bunun için. Ben birkaç kişiyle hatta görüşmüştüm. Birisi $2000 istedi. Başka bir arkadaş $3000 istemişti. Tabii hani bu yardımı alabilirsiniz ama biz gerek duymadık. O size bağlı tamamen. Bu başvuru paketini nasıl dosyaladık çok kısa bir şekilde onu göstermek istiyorum sizlere. Evet, formlarımız bu şekilde. Dosyalar halinde. Aynı şekilde buraya üstlerine de post-it'ler yerleştirdik ki hani hepsi bir arada durduğunda daha kolay seçilebilir olsun. Tüm dolduracağınız formların linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hangi adreslere bu başvuru paketinin gönderilmesi gerektiği ile ilgili bilgiyi açıklamalar kısmında ekliyorum. Oradan linkten ulaşabilirsiniz. Biz postayla bu başvuruyu gönderdiğimizde ellerine 25 Temmuz'da ulaştı. Tam bir hafta sonrasında bu başvurunun kabul edildiğine dair bize mesaj geldi. Sonrasındaki biyometrik tarihi belli oldu. Biyometrik tarihi ne aslında? Ecem'den parmak izi alınacak. Aynı zamanda fotoğrafı çekilecek. O da 22 Ağustos olarak belirlendi. 22 Ağustos'ta gidip fotoğraf çekileceğiz. Yani daha doğrusu Ecem çekilecek. Aynı zamanda parmak izi verecek. Ondan sonraki süreç devam edecek. Bundan sonraki süreçte her şey yolunda gittiği takdirde
İlk olarak çalışma iznim çıkacak. Ondan sonrasında Social Security Number diye geçen bir numaraya sahip olacağım. Bunların yaklaşık 3 ay içinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Sonrasında Green Card görüşmesi için, yüz yüze olacak görüşme için tarih bekliyor olacağız. Genelde bu süreç en az 1 sene oluyor. Ama tabii ki süre konuları belli olmuyor. Mesela ömürüm vatandaşlığına yaklaşık 1 sene gibi bir süreç verilmişti. Ama seninki... 4,5 evet. Ayda her şey halloldu. O yüzden bu süre konuları tam belli olmuyor aslında. Evet, bir bilinmezlik var. Bakalım göreceğiz ne zaman olacak. Ne zaman görüşmeye gideceğiz. Nasıl geçecek. Onlardan da bahsederiz zaten tabii. Mutlaka. Formlar tek tek nasıl doldurulur onlara burada giremedik. Çünkü onlar başlı başına hepsi ayrı video olacak şekilde bir süreç içeriyor. Formlarla ilgili bir kopyasını tutuyoruz. Yani şu kadar kalınlıkta bir... Formlar sadece bunlar, bir de evraklar değil. Ayrıca ekstra evrakları da yanında ekliyorsunuz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Atladığımızı düşündüğünüz veya herhangi bir sorunuz varsa muhakkak yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Aynı süreci yaşayacaklar için şimdiden bol şans. Bol şans. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.